Evet arkadaşlar, bu videomuzda bakın şöyle bir şey yapacağız. Merhabalar, ben Mustafa. Şimdi sizlerle bu videoda çok muazzam bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Nikola Tesla bobini diye bir şey duymuşsunuzdur illaki. Ben bunu yapmak için zamanında çok uğraştım. Hiç olmadı, olmadı, olmadı böyle. Sinir etti beni. Ama en sonunda yaptık. Daha doğrusu yapacağız. Yine sizlerle birlikte yapacağız. Yapımı çok basit. Hemen gördüğünüzde aa böyle miymiş diyeceksiniz. Hemen gidip 3 tane 5 tane şeysi var. Alınacak şeyler var. Onları aldığınız zaman hemen yapabileceğiniz bir şey. Çok eğlenceli de bir şey. O zaman şimdi başlayalım. Öncelikle ben size malzemeleri söyleyeyim. Şimdi bakın. Bir tane bakır kablo buluyorsunuz. Bakır kablo dediğimiz şeyi, yani ben nereden söktüm? Bunun televizyon vardı bir tane, onun içinden söktüm. Siz her yerden bulabilirsiniz. Bunu elektrikçilerden falan temin edebilirsiniz. Şöyle 0.5 milimetrelik bir bakır kablo lazım. Ondan sonra bu bakır kabloyu etrafına sarabileceğimiz bir tane şöyle PVC boru gibi bir şey lazım. PVC boru bulsanız da olur. Yani bunu etrafına sara sara gideceğiz. Yani bunu böyle tutacağız. Saracağız, 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 saracağız bu şekilde. Ama etrafında hiç boşluk kalmayacak. Böyle aşağı doğru indirip saracağız. Evet, ben bunu daha önce sarmıştım. Bakın size şöyle göstereyim. Bunu sizlerle birlikte tekrar sarayım diyeceğim. Fakat çok uzun sürüyor bunu sarmak. Bunu sarmak benim 20 dakikamı aldı. 20 dakika benim için çok büyük bir zaman. Yani bunu elinizde böyle aynen bu şekilde, bakın tabi bir burada göstereyim. Çok böyle güzelce ne saracaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bunun kablonun bir ucu yukarıda kalacak. Buradan bantlayacaksınız. Bir ucu yukarıda kalacak. Hiçbir yere bağlamayacağız bunu. Böyle kalacak bu. Diğer ucunu da aşağıdan böyle çıkartacağız. Bu şekil. Birinci malzememiz bu. Bu bizim ana malzememiz. Bu olmazsa olmaz. Ondan sonra bize bir tane düğme lazım. Anahtar. Bu lazım. Evet, şimdi bir de böyle bir şey lazım. Bu transistör 2N2222A diye geçiyor. Bunu elektrikçilerde, elektronikçilerde bulabilirsiniz. Çok 0.10 kuruş mu? 10 kuruş falan ya. Çok ucuz bir şey bu ya. Bunu her yerde bulursunuz yani, elektronikçilerde ama. Başka ne lazım? Bobin dedik, anahtar dedik, transistör dedik. 9 voltluk pil lazım. Ve 9 voltluk pilimizi bağlayacağımız bir pil kablosu. Bir de bu bobin etrafında dolayacağımız şöyle bir 10-15 santimlik herhangi bir kablo lazım. Normal standart herhangi bir kablo lazım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim, bağlayalım. Bakalım ne olacak? Çalışacak mı, çalışmayacak mı göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi silikonla yapıştıracağız. Öncelikle bunun altını sürelim şöyle. Hemen şunun altına sürüp yapıştıralım. Bu arada video uzun olmasın diye hızlı hızlı yapıyorum. Şöyle yapıştırdık bunu. Hemen bunun üzerine böyle video koyalım bunu böyle. Hoppa. Ne güzel oldu. Çok şekil bir şey. Evet. Bu tamam. Şimdi düğmemizi takacağız. Düğmemizi nereye takalım? Şuraya mı taksak? Nereye taksak düğmemizi? Şuraya taksak. Aynen buraya takalım ya. Şöyle delelim, bracket edelim. Çok ufak oldu. Evet, buraya hop güm taktık. Ne kadar güzel. Bak. Evet. Muazzam. Şimdi buradan bir tane delik yapalım. Şu kablomuzu buradan aşağıya geçiremedik. Olmadı. Evet. İçine koyduk. Şimdi şu kapağını açalım bir. Bu şekilde. Altından görüyorsunuz. Evet, altından görüyorsunuz arkadaşlar. Bu anahtarı taktık, kablomuzu aşağı geçirdik. Aa, çıktı. Niye çıktı bu? Bir daha silikonlayalım biz bunu. Çıktı ya. Böyle bir şey olmaz ya. Şöyle iyice silikonlayalım. Karton ya, ondan yapışmıyor herhalde.
Bunu böyle buraya dursun şöyle hemen. Evet, bu tamam. Bu da tamam. Anahtarı tamam. Şimdi bağlantılar yapacağız arkadaşlar. Şu transistörümüzün şu tellerini ayırıyoruz şöyle. Ayırdık. Şimdi bir de direncimiz vardı. 22K diye direnç. Bu da olmazsa olmazlardan. Direncimizi alıyoruz. Direncimizi tam şu kablo, şu bobinimizin altından çıkan kablomuzu buraya lehimliyoruz bunu. Şimdi biz bunu buradan, bu şeyi nerede bizim transistör, buna, bunun ortadaki ayağına bağlıyoruz. Şimdi ortadaki ayağına bağlayacağız. Lehimleyeceğiz de bunu. Lehimleyebilirsek lehimleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim size ben. Bobinimizin altındaki kablosunu, direncimizin bir ucunu ve transistörümüzün bir ucunu, üçünü bir yere lehimledik. Şimdi bunun, bu transistörün şu tam soldaki kısmına bu pilimizin siyah ucunu, yani eksi kısmını bağlıyoruz buraya. Evet, bunu bağladık. Diğer kırmızı kısmını da bu anahtarımıza lehimleyeceğiz. Hemen şöyle lehimleyelim buradan. Bir şekilde hemen lehimleyelim. Sonra buradan anahtardan anahtarımızın diğer ucuna direncimizi lehimleyeceğiz. Evet, bu da tamam. Şimdi geriye bir tane kablomuz kalıyor. Bu da şu kablomuzu, 15 santim falan mı kablo, bunu buradan etrafını dolayıp içine koyacağız bunu. Şöyle şuradan bir şöyle delelim biz ve iki tane delelim. Evet, şimdi kablomuzun birini buradan içine geçirelim buradan. Evet. Şimdi bu kablomuzu tam buraya, transistörümüzün en sağdaki bacağına bağlayacağız. Şimdi lehimleyelim. Evet, tamam. Şimdi tekrar kapatalım şöyle bunu. Bunu etrafından dolandıracağız. Şöyle etrafından bir, iki... İki tur attırsak yeter herhalde ya. İki tur attıralım. Buradan tekrar içine koyacağız bunu. İki tur attırdık etrafında bobinimizin. Sonra buradan tekrar içeriye koyduk. Şu şekilde. Tamam. Evet, bu ucunu da, bu ucunu da tam şuraya, dirençle transistörün bir de bobinimizin birleştiği yere, tam şuraya ortaya bunu bağlayacağız. Evet, şu şekilde bağlıyoruz bunu. Evet. Evet arkadaşlar, devremiz gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladık. Şu an bitti. İsterseniz tekrar söyleyeyim ben size. Tekrar göstereyim. Bu transistörümüz. Transistörümüzün 3 tane bacağı var. Bu yazı olan kısmı
bize bakacak şekilde koyuyoruz. Yazı olan kısmı bize bakacak şekilde koyuyoruz. En sağ tarafındakine şu kalın kablomuzu, etrafına doladığımız kalın kablonun bir ucunu takıyoruz. Etrafında bobinimizin dolandırıp orta bacağına bağlıyoruz. Yani sağdakiyle ortadakine bağlıyoruz. Ondan sonra bu bobinimizin de gene iki ucu var. Bir baştaki, bir sondaki. Bu sondakini gene transistörümüzün ortadaki bacağına bağlıyoruz. Sonra ortadaki bacağından dirençle anahtarımıza getiriyoruz. Anahtara da pilimizin artı ucunu getiriyoruz. Eksi ucunu da transistörümüzün en sol bacağına bağlıyoruz. Olay bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi kapatıyoruz kapağımızı. Kapatmadan önce pilimizi takacağız. Pilimizi taktık, içine koyduk. Kapatalım bunu böyle. Evet. Ne kadar şirin bir şey oldu, değil mi? Evet, çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir lamba alıyoruz. Bu tasarruflu lamba, tasarrufluymuş. Şimdi düğmemize basıp yaklaştıracağız, bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, size şunu söyleyeyim, bakın. Bu kalın kablo sardık ya, bobinden daha kalın olan kablonun bir ucunu transistörümüzün sağ ayağına bağladık. Diğer ucunu ortaya bağlamıştık. Ortaya bağlamayacağız biz bunu. Direncimizin anahtarla birleştiği yere, tam buraya bağlayacağız biz bunu. Lehimlemeye gerek yok, hemen elimizle bağlayalım şöyle. Evet arkadaşlar, Tesla bobinimiz bu kadar. Yaptık, oldu, çok müthiş bir şey oldu. Şimdi pilimizi takalım. Taktık pilimizi. Evet, gördüğünüz gibi böyle, ne kadar güzel bir şey. Evet. Şimdi lambamızı getiriyoruz. Bir de ben buraya düğmelerden taktım. Bu düğme basınca akım geçmiyor, bıraktığında akım geçiyor. Farklı bir düğme taktım. Şimdi bakın, düğmeyi bırakacağım, yanacak. Evet, gördüğünüz gibi bakın, ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın yanıyor. Böyle hiç bir yere bağlamadan yanına koyuyoruz. Böyle yanıyor. 9 voltluk pille bu lambayı yakıyoruz. Evet. Böyle duruyor mu durmuyor. Şöyle yanına koyalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın. Evet arkadaşlar, Tesla bobinimizi yaptık. Çok süper bir şey oldu. Gerçekten eğlenceli bir şey. Bunu böyle yaparsınız, oynarsınız yani. Bu 5 dakikalık bir şey yani. 5 dakikanızı bile almaz. Malzemeler olduktan sonra hiçbir sorun yok. Bakın ne güzel yanıyor ya. Ne kadar bir... Evet arkadaşlar, bunu daha büyüğünü yaparsanız daha büyük şeyleri de yakabilirsiniz. Biz ufağını yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atarsanız bunların devamını çekeriz. Sizin de aklınızda böyle değişik projeler varsa onları yoruma yazın. Biz onları gerçekleştirip video çekip sizlere sunalım arkadaşlar. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.